Heh. Daha sonrasında asker, asker alışverişi yani üzerinize giyeceğiniz donunuz atletiniz çünkü belirli kurallı renkler var yeşil abi şey yapmayayım dokunmayayım şimdi bir takım işte olmazsa olmaz dedikleri o forumlarda liste halinde sunulan gerçekten asker adaylarına yardım etmek isteyen birçok insan var orada forumda. Biz oradan liste yaptık. İşte neler lazım mesela i̇şte cüzdan boyun asılabilir. Ondan sonracığıma saat. Bak fotoğrafı da bu. O alışverişte ben mesela bunları almışım. Atıyorum yalandan. Altına da demişim. Bu künye de yaptırmışım. Bak askerde zaten künye veriyorlar. Evet hazırım ve uyuyorum. Buralar hep size emanet demişim. Yani bu fotoğrafın sabahı teslim olacağım. Katılacağım teslim olacağım değil. Ondan sonracığıma ben alışverişimi de yaptım. Hatta hiç unutmuyorum babamla birlikte gittik Kadıköy'e. Çünkü biz tekstil uğraştığımız için çevrede çok insan var. Yeşil ne kadar ee, atlet don ne bileyim içlik termal içlik üst içlik çünkü gideceğim yer soğuk biliyorum. Ee, aa dağıtım belli miydi Acemi Birliği'nde de? Değildi orada belli oldu galiba. Tabi Ankara'ya Ankara gidiyorum Ayaz'ı kuvvetli olur diye. Böyle kalın şeyler falan olurum. Ağustos bir de. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Kışa denk gelecek. Tabi usta biline denk gelecek. Biz bütün alışverişi yaptık. Kiloduna kadar yeşil mi aldın? Kiloduma kadar yeşil aldım. Çünkü kural o. Baya yeşil. Böyle o asker yeşili don. Silip böyle garip bir şey. Be <laughs> tabi kendi getirdiğim donlarım da vardı. O da ne hani olur da evciye mevciye çıkarsam. Ee, ne var abi kedide? Ha kalp. Yani biriyle falan ne bileyim dışarıda bir sohbet ederim. Bir kız arkadaşımla falan bir şey yaparım diye. Normal insan donları da aldım. Ee, evet abi şu kedi yok ben chat'i kapatayım ya. Chat'i niye? Ama chat'i kapatmayayım. Göremem. Hayır, her kedi dediğinde biri bir şey oldu sanıyorum. Sikinde dünya uyuyor hayvan abi. Yeşil atlet olmaz mı lan? Ondan sonra neyse abi sabah oldu. Ben erken kalktım. Babamlar daha uyanmamıştı. Dedim ulan beni orada zaten tıraşlayacaklar. Bari dedim kendim keseyim kafayı. Şimdi normal asker tıraşı nedir? E, ee, i̇ki numara, 3 numara ne bileyim. Vurursun bir şey değil mi? Ben abi makineyi aldım. Ayarını da kaçırdım böyle sıfıra vurdum. Bak 115 kiloyum zaten. Hayvan gibi yanaklar manaklar böyle şimdikinin iki katı. Kafaya bir vurdum abi. Yemin ediyorum tıraşlı çık gibi. Farkında da değilim. Ben nasıl askere gidiyorum diyorum ama. Ulan ne olursa olsun insansın yani anladın mı? Ertesi gün arkadaşların gelecek görecek birliğe katılacaksın oradaki insanlar. O abi benim kafa küçücük kaldı. Yanaklar kocaman kaldı sincap gibi. Neyse uyandı babamlar. Aman ha. Dur ulan. Dur. Babamlar falan uyandı. Beni gördü babam. Oğlum dedi hani gayet kibar bir şekilde bu kadar kesmeseydin. bayağı sıfır yapmışsın lan kafayı dedi yani. Ya dedim baba kökü ben ne değilim uzar birader moda girmeye çalışıyorum falan. Sana bindik arabaya, ablam ben annem annem geldi mi lan? Annem gelmedi, annemi getirtmedik, çok ağlar diye. Ablam ben babam bindik arabaya, yardırdık etimeskuta Ankara'ya doğru gidiyoruz. Abi yol nasıl biliyor musun? Arabalar, askerler, bilmem neler, millet kornalar basıyor, Türk bayrakları asılmış tam çünkü ee, teslim olma dönemi yani. Neyse etimeskuta kadar gittik, bir yemek memek yedik, bir şeyler yedik. Ben de o tipi mironia falan arkadaşlarıma yolladım, onlar taşak geçiyor, aza aza falan. Sonra o forumdan tanıştığımız insanlarla biz bir gün önceden organize olmuştuk. Dedik ki kapının girişinde bekleyelim. Ulan gerizekalı AVM'nin içim aman okuyayım orası. Yani kapının önünde ne yapacaksın sabaha kadar böyle bekleyeceğim mi ya? Aha sen donanım haberden e, Jero 002 misin? Evet falan. Ya, mümkün değil yani. Oraya girilecek. Artık birbirini bulana helal olsun yani. Binlerce insan var zaten. Acemi birliği yani. Kapıya girdik. Ulan böyle dökme asker var ama Hepsi nasıl tedirgin. Nasıl tedirgin biliyor musun? Saçlar herkes sıfır. <laughs> Benim gibi böyle bokunu çıkartanlar olmuş. Saç uzun olanlar da var. Dünya skin'i olanlar. Böyle buralarda saçlar falan. Nasıl kırpacaklar diye. Ondan sonra... o Cansungur'um. Cansungur'um 1797 izleyicisiyle bizi basmış. <laughs> Can hayırdır? Askerliğe gitmek isteyenler mi var? Hoş geldiniz yavrum. Evet Can bu arada bir kez daha şahit olmuştunuz. Ee, bir sub moddan çıkartabilir misiniz arkadaşlar? Ha, çıkardınız. Takip modundan da çıkartın. selamların alabilelim. Hoş geldiniz. Raid mi bu? Fark etmez lan işte. Aleykümselam aleykümselam aleyküm Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok kısa özet geçeyim beyler size. Bugün daha yeni başladık. Şöyle bir askerlik defteri. Askerde de tuttuğum bir defter var. A'dan Z'ye. Artık... Askeri gitmek isteyen varsa, istemeyen varsa neyse ben neler yaşadım onu anlatıyorum. Bugünkü yayının konsepti bu. İlgisi çeken varsa, il, ilginizi ya, konuşamıyorum ama olsun. İlgi duyuyorsanız kalın, duymuyorsanız canı da alın gidin buradan kardeşim. Hı? Ha, ama sub moddayız çünkü mevzu şey, trolleyen çok oluyor. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Abi sen 16'sındayken falan kaç kiloydun ben çok fazla. Benim abi kilom çok değişken. Benim ben bazen 80'e 75'e iniyorum ki çok nadir de olsa bazen 110'lara 115'lere çıkıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ee, alalım abi sabçete. Neyse biz Acemi Birliği'nin kapısına gittik. Tuğçe ağlıyor ablam. Babam böyle hani babam benim 22 sürü ay mı ne askerlik yapmış yani. Adam o dönemle bu dönemin farkını da kestiremiyor. Ee, girişe girdik bir kontroller bir evraklar mevraklar derken ben orada iki tane kişiyi yakaladım bizim forumdan tanıştığımız onların da ailesi gayet düzgün kaliteli insanlar bu arada o çoğu kısa şeyler kısa dönemler ulan bir girdik etimeskut Sırhlı birliklere tankçı olacağız onu koyayım yani ben onu bekliyorum bir tankçı birliği marşı var kafayı yersiniz onu okuyarak gittim ben oraya sanıyorum ki tankta böyle bombalar bombalar atacağım yani öyle bir moddayım ya en azından tankın içine bineceğim. Tank kullanacağım yani falan düşüncesindeyim. Na oğlan acemisin yavşak. Daha seni dizip çüküne kadar soyacaklar. Dur bekle. <laughs> ne tankı? <laughs> Gittik abi içeri. çok uzatmayayım. Geyik muhabbet. Hadi hadi falan derken ee, dediler ki size kamuflajlarınız, botlarınız yani tüm ekipmanlarınız dağıtılacak. Ama dağıtılmadan önce karıştırıyor olabilirim bakın bunları. Hafızam çok kuvvetli değil benim. Çok belirgin şeyler hatırlıyorum. Tankın içine bindim canım tanka girdim anlatacağım. Neyse e, ekipmanlar verilecek denler. babam ve forumdaki herkes de şunu söylerdi botlarını büyük al parkanı büyük al e, pantolonunu gömleğini bir beden ya da iki beden büyük al diye sürekli darlıyorlardı beni. Neyse gittik çok da güzel askerleri görevlendirmişler böyle tıpkı bir mağaza gibi e, sıra sıra geziyorsun sana böyle bakıyor asker çocuk. Bedeninle bedenin ne diyor? işte X large diyorsun ya da XXX large diyorsun. En büyükten ver diyorsun. Böyle paket halinde sana veriyor. Sonra diğer tarafa geçiyorsun. Botçu. Kaç numara giyiyorsun diyor. İşte 40, 47 dedim ben. 48 mi almıştım? 47, 47 dedim. 47'yi verdi. Yaz botu yani yaz postalı ve kış postalı olarak ikiye ayrılıyor. Biz Ağustos döneminde gittiğimiz için bize kışı verdiler. Hani yazın da giyin bunları sonra idare edersiniz diye. Ondan sonra iş işte içlikte dondu mondu bir şeylerdi. Bunları alıp çıktık. Sonra dediler ki aşı olacaksınız. İğne olacaksınız. Muayeneden geçeceksiniz. Ondan sonra da işte bilmem ne bilmem ne. Ulan aklımıza hep senelerdir o kafamızı kurcalayan soru geldi. Soyunacak mıyız? Çünkü o dönemde herkes birbirine bunu soruyor. Niye bilmiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Sizin birlikte aşakları yokladılar mı ya? Ben açıkçası hiç hoşlanmıyorum bu durumdan falan diyor millet ama. Yani çoğu kimsenin derdi çünkü ne kadar küçük ifşa olmasın olduğu için e, ee, millet de birbirine taktik veriyor. Diyor ki ya şu parmağınla oyna hafiften önceden öyle çık falan. <laughs> Neyse abi biz gittik. İğrençleşiyorum asker muhabbeti yani buna e, artık yapabilecek bir şey yok. Abi bizi arkaya götürdüler yaklaşık olarak 60 kişi falanız. Ya çok güzel anılar bunlar. Gerçekten çok güzel anılar. Gittik ben ama o kadar hevesliyim ki asker olmaya. Yani o kadar kafamı hazırlamışım ki. insanların tedirginliğini anlamıyorum o an. Ya ne olacak şimdi bize? Olum diyorum lan. Sen memleketinin, ülkenin kalbindesin şu an ya. Yani bu kadar tribe girmeyin. Ertesi gün terörle mücadele yapmayacağız veya ertesi gün size elinize silah verip hadi gidin savaşın demeyecekler yani. Ben kendim onu böyle quest gibi aldım ve hani uygulamaya geçiriyorum. Bütün derdim o. Bir de zaten bitik yıkık haldeyim yani. 100, 100 115-120 kiloya çıkmışım kilo vereceğim burada işte forma gireceğim askerlik yapacağım vatanı görümü tamamlayıp döneceğim ulan falan diye böyle o dönemde benim arkadaşlarım herkes işte bedelli bekliyor nasıl kaçacağım diye hesap ediyor ben kurulmuşum böyle her neyse gittik ulan böyle pat pat iki tane aşı nasıl aşı koyuyorlar biliyor musun ya tabi ne yapsınlar yani oturuyorsun iki tane hemşire ya da doktor var burada çıpıs diye koyuyor böyle kalkıyorsun çıpıs diye koyuyor kalkıyorsun bu şekilde bir aşı vurma zımbırtısı var ve de o aşının yüzde yetmiş yüzde kişiye böyle hafif ateş ve baş dönmesi e, yarattığı konusunda uyarılar aldık. Yani şey diyorlar böyle hafif bir ateşiniz çıkabilir bir iki gün kendinizi hasta hissedebilirsiniz. Ne aşısı vuruyorlardı lan? Biri kuduz aşısı biri hepat... Kuduz, kuduz aşısıyla ne vuruyorlardı hatırlamıyorum. Ya bayağı böyle bın 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 iğneyi vuruyorlar devam ediyorsun. Tetanos falan olabilir hatırlamıyorum. Çıps. Abi sonra biz dedik ki yani yalandır lan o çüke müke bakma olayım. Ne bakacaklar yani? Bu arada onun da mevzusu farklı. Sen hani milletin aklına hemen şey geliyor. Niye bakıyorlar ki boyutuna göre? ya yani öyle bir şey yok. Yani tamamen e, senin e, sağlık açısından yani yumurtalıkları, yumurtaşaklar bilirler sağlam mı, İşte eksik var mı, kadın mısın, erkek misin, e, hadım yani bilmiyorum sebebini ama sağlıkla ilgili olduğunu biliyorum. Yani senin işte trans olabilirsin mesela yani. Herhalde onunla ilgilidir diye düşünüyorum. Bak çok emin olduğum bir konu değil. Varsa yanlışım düzeltin. Bizi i̇şte arkada topladılar. Herkes tir titriyor. Dediler ki soyunun. Aha dedim. Daha Abi o soyunun dedikleri an. O askerlerin surat ifadesini görmeniz lazımdı ya. Yani ben bile ya ben bile derken sanki öyle yani ben bile dediğim şu. Herkes tedirgin ben değilim ya. O an ben de tedirgin olmaya başladım. Ulan dedim mıncıklayacaklar herhalde. O ona diyor oğlum ne yapacağız? Ve abi çok net bir görüntü söylüyorum. Kadın arkadaşlarımız var izleyen kusura bakmayın ama. Herkesin o baş parmağı çalışıyor da abi. Yani böyle 10 kişi varsa dördü böyle ayak botunu çıkartıyor ama parmağı görüyorum böyle mın, mın 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 oralarla oynuyor ki. Alevlensin ortam uyansın çocuk diye. Çünkü stresten içine kaçmış yok. Çocuğu trans sanma şansları var yani. İndirdin mi bakan bir şey yok yani. Bir tek e, sütyenler sarkıyor, kafa yok. O yüzden böyle bütün millet parmakla bındık bındık oynuyor. Ulan şimdi ben de oynamadım demeyeceğim. <laughs> yok şimdi olay o değil. Şeyi merak ediyoruz orada. Elleyecekler mi? Ya tamam açacak, soyacaksın bizi. Anladık onu. Böyle aldık, karşınıza dizileceğiz. Mıncıklayacağım mı acaba? Benim tek korkum o. 10, 10 alıyorlar. 10-10 almalarının sebebi de karışıklık olmasın diye herhalde. Bir de aldıkları zaman yan yana diziyorlar 10 kişiyi. Kafayı yok yani. Diyor ki herkes şey orada komutan da var. Doktor. Bir de 7 kişi var amına koyayım. Yani 10 kişinin taşağına niye 7 kişi bakıyor abi? Bir tane doktor koy. Sopayla bir şey, ne bileyim bir, bir eldivenle baksın bakacaksa. 7 kişi niye var orada abi? Yani meraklısı mı geliyor toplanıp böyle ulan ne Aç Ben de merak ederdim lan belki bilmiyorum. çok büyük konuşuyor da sopa o şey muhabbeti Cem Yılmaz'dan geldi aklıma sopayla. Bakar ya öyle. Biz sıra sıra 10 kişi 10 kişi gidiyoruz. Bir kişi bayıldı mayıldı. O stres yaptı ya da bilmiyorum fenalaştı. Onu ona bak yok lan baya taşa açıkken bayıldı o ya. Doğru doğru o açtı indirdiler. Biz görmüyoruz perdenin arkasındayız ama böyle kafalar falan gözüküyor. Şeyi kapalı. Bir çocuk devrildi onu aldılar götürdüler. Daha kötü oldu lan zaten 3 dakika açıyorsun. Sen bir de bayıldın ne oldu sıkıştı o pörtledi çıktı morardı bilmem ne iyice içimize girdi. Onu da aldılar götürdüler. Sıra bana geldi. 10 tane adamın arasındayım. Dediler ki yukarı bak. donlasın ha, çıplak değilsin arkada arkada donun var. Abi indirin diyorlar böyle gayet garibin bir şekilde indiriyorsun. Birbirine bakmasınlar diye uyarmaların sebebi yüksek ihtimal şeyden. Hani dalga konusu olmasın Aynı yere düşerler, herifin ne bileyim bir sıkıntısı vardır. Küçüktür amına koyayım ona laf söylemesinler diye belki de baktırtmıyorlar yani bir de niye bakasın? Bu, hangisi iyi, iyi, bu bu kesin çavuş falan diyecek diyecek değilsin yani. Neyse i̇şte kafayı kaldırdım, indirdim. Yoklamadılar ama mesela bizden öncekileri yoklamışlar. Ya yüksek ihtimal ilk başta böyle ilk gidenler kurban oldu, sonrakilerde hani böyle şeye bakıyorlar. Sağlam, eksik parça var mı diye ona bakıyor. Şimdi bu çık konusunda çok durdum çünkü genelde herkesin kafasında bu soru işareti oluyor. Ee, donu indiriyor muyuz? Benim o dönem askere gitmiş birçok arkadaşımda mesela bu yaşanmamış. Yok abi biz öyle soyunmadık bile falan hani sadece bir problemimiz var mı yok. Herhalde bizim birlik biraz alevli bir birlikti. <laughs> Artık yok ya yeni de evet yani o ben 2012'de gittim askere 2012 miydi abi kafam hiç çalışmıyor böyle konularda o dönem bile yoktu yani. Çoğu insan yok diyordu. Bize denk geldi. Aynen ben soyunmadım diye Arkeos. Biz soyunduk kardeşim biz. Bir gösterdik. Ondan sonra çıktık. İşte bu aşamada belki de biz kıyafetler aldık. Tam emin değilim. Ama o karışıklığı hatırlamıyorum.